Hellolar, ben geldim. Vallahi dönebildim. 2 hafta oldu arkadaşlar. 2 hafta ara vermek zorunda kaldık. Yani kurduğum bütün hayallerinin aksini yapıyor olmam dışında hiçbir sorun yok. Çok şükür diyelim. İyiyiz. Elhamdülillah. Umarım sizler de iyisinizdir. Şimdi bugün üniversiteye gözetmenliğe gidiyoruz. Yani sınavda yapacakları şeyin birer provasını yapmak istiyoruz kurumca. Çünkü ilk defa sınav anında o heyecanı yaşamasınlar diye. Ben bu arada bu provaya katılan gençleri çok şanslı buluyorum. Çünkü bizim zamanımızda ben ilçedeydim. Merkezdeki sınava gittiğimde kimliğimi falan unutmuştum. Babam işte taksi tutup evden merkeze kimliğimi yetiştirmeye çalışıyordu falan. Böyle işte değişik şeyler. Bugün onları kronolojik bir sırayla yapabilirsem an be an kayıt altına almayı istiyorum. Böyle bir ana kalsın istiyorum bugüne özel. Çünkü bir daha uzunca bir süre gözetmenlikte olmayabilirim. Yani şartlar neyi getirir bilemiyoruz ama an olarak kalsın istiyorum. Önce bir dünün özetini yapayım. Dün biz kapıda ben ve Şevval hocam bekliyorduk. Çünkü çocukların üzerini aramamız gerekiyordu. Sonra Ahmet Hoca yardıma yetişti. Dedi ki Meryem hocam sen kameraman ol. Şevval'le ben de çocukların üstünü arayalım. 2 tane kapı vardı zaten, ortada dönen kapı vardı. Bir taraftan hanım öğrencilerimizi, bir taraftan da beyefendi öğrencilerimizi aldık içeriye. Üst baş araması yapıldı. Kimlik kontrolünden geçildi. Bu böyle işte 1.30'da başladık. Sınav 10 çeyrekte. 9.30'da almaya başladık. Tam 9'a kadar, tam yarım saat içerisinde öğrenciler alındı. Ondan sonra yani üniversitenin bahçesine erkenden girebiliyorlar ama sınavın yapıldığı salona hemen giremiyorlar. Onu yaptık. Sonra tam onda bir öğrenci geldi. Onu içeriye aldık çünkü hala 10.01 değildi ama 10.01'de bir öğrenci, 10.02'de başka bir öğrenci geldi. Bir kız, bir erkek öğrenci. Erkek öğrenci çok tatlıydı yani, geçmişten de öğrencim zaten. Kız öğrenciyi tanımıyorum. Ben dersine girmediğim bir öğrenci. Geç kaldıkları için içeriye almadık. Dedik ki hani gerçek sınavın provası olsun diye. Hanım kızımız birazcık üzüldü ama yapacak bir şey yok. Çünkü gerçek sınavda da o şoku yaşamamak için öncesinden artık o tecrübelendi. Erkenden gitmesi gerektiğini öğrendi. Erkek öğrenci iyi tamam diyor. Hani eğer bulabilirsem o videoyu buraya iliştiririm de. Şey diyor, tamam alınmıyor muyum? O zaman ben gidiyorum falan dedi. Ya erkeklerin bu yönü çok iyi ya. Çok uzun süre bir şeyde şey kalamıyorlar. Duygu biriktirmiyor. Yani dedik ben sınava giremiyorum. Tamam o zaman gideyim dedi ve gitti. Giderken de yolda böyle penguen gibi. Buradan mı gideyim, buradan mı gideyim? Kendi kendine konuşuyordu. Çok tatlıydı. Ya, bayağı bir güldüm ben ona. Ondan sonra salona geçtik. Gözetmenlik yaptım ben. Benim gözetmenlik yaptığım sınıf çok büyüktü. Ve kliması bir yere kadar soğukluk verebiliyordu. Bir yerden sonra güneş de vurduğu için arka camlardan sıcaktı. Öyle olunca da gençlere lahana gibi giyinmelerini tavsiye ediyorum. Yani kat kat üzerinizde çıkarabileceğiniz kıyafetler giyin. Sıcakladığınızda her defasında bir kat daha çıkarabileceğiniz şekilde bunu tavsiye edebilirim. Çünkü dün bir öğrenci pişti ama çıkarmak istemedi çünkü biraz mutasıptı sanırım. Yani askılı falan giymişti altına. Onu çıkarırsa rahat edemeyeceğini düşündü. Bir denedi ama yine de rahat etmedi. Hani odaklanamadığını fark etti ve tekrardan geri giydi kıyafeti. O yüzden böyle en altta ince, onun üstünde bir tık kalın, onun üstünde daha da kalın olacak şekilde lahana gibi giyin. Sıcak satığınız zaman da o katları kat be kat çıkarın. Mümkün mertebe terlediğinizde terinizi üzerinizde tutmayacak, yani onu çekecek kıyafetler giyin ki o konuda rahat edebilirsiniz. Sonra sınav anında peçete istedi bir öğrenci. Peçete normalde veriyordum ben gözetmenliğimde ama burada şey idari kadro şey hocam yapmayın dedik. Çünkü gerçek sınavda kendi başın çaresine bakmak zorunda. Gerçek sınavda ÖSYM şey içine kalem verdiği kutunun içinde peçete de veriyor. Peçete de 2 tane sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam 2 tane peçete veriyor. Onu da idareli kullanmaları gerekiyor. Yapabiliyorlarsa yanlarında kağıt mendil götürebilirler. Su vermiyor zaten ÖSYM. Suyun jelatinini sökecek şekilde içeriye su girmesi mümkündür. Ondan sonra bir öğrencimizin alerjisi vardı polenlere.
O bütün sınav boyunca burnunu çekti. Yani o çok zorladı. Onu da zorladı. Muhtemelen sınıftaki diğer arkadaşları da zorladı. Ona dikkat edin. Yani alerjiniz vesaire varsa yani bunu önceden ÖSYM'e bildirmek gerekirdi. Ama işte artık sınava bir hafta kaldı. Sonra benim gözetmenliğini yaptığım sınıfa kedi girdi. Ben çok rahat bir insan olduğum için kedi ya ne yapabilir ki en fazla? Girecek, dolaşacak, bakacak, koklayacak bir iki. Sonra aradığını bulamayacak, çıkıp gidecek. Tam o esnada öğrencinin biri şey demesin mi? Hocam ben kedilerden korkuyorum. Eyvah eyvah. Kedinin peşine düştüm. Bütün salon kedi kaçıyor. Ben peşindeyim. Pıt 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 merdivenlere çıkıyoruz. Kedi kaçıyor. Aralara giriyor. Ben şeyi dolaşıyorum. Gençler galiba o ara dikkatleri dağıldı. Sınavı bırakıp beni izlemeyi tercih ettiler. Sınavı çözen de vardır illaki ama yani kafamı utancımdan kaldıramadım. Hani kedinin problem olabileceğini düşünmedim o an. Dolayısıyla öyle bir an yaşadım. Zaten sonradan bir öğrenci mesaj attı hocam. Çok komiktiniz falan diye. Öyle bir kedi maceramız oldu. Ondan sonra sınav salonunu terk ederken ben çok dikkat ediyorum. Kendi gözetmenliğini yaptığım salonda izin vermiyorum da. Yani mümkün mertebe peşlerinden gidip topluyorum. Çöplerini bırakan çok öğrenci var. Arkadaşlar gelirken temiz bulduğumuz ortamı giderken de temiz bırakmamız gerekiyor. Ondan sonra o çöplerinizi toplayın dedim. Ve kimlik geçtiğimiz yıllarda bir öğrenci işte provaya kimliğiyle geliyor. Provasını yapıyor ama çıkarken kimliğini cebine koyduğunu sanıyor ama kimliği düşüyor. Öyle bir sorun. Sonra bir ara Recep hocamız, canım hocam sağ olsun dedi. Git bir çay kahve molası ver kendine dedi. Beni bir web gönderdi. Ben bir çay kahve molası verirken dışarıda bir öğrenciyi fark ettim. Bayağı bir modu düşmüş, ağlıyordu. İşte rehber hocamız onu motive etmeye çalışıyordu. Sonra ben de yanına gittim. Geçmişten LGS öğrencimdi aynı zamanda. İşte nedir ne değildir diye. Normalde sınavın belli periyotları var. O periyotların öncesinde ve sonrasında çıkamazsınız. Çünkü sınavın ilk başladığı zaman dilimiyle son 15 dakikası çıkamıyorsunuz. O zaman dilimleri arasında bir süre var. Şu an tam hatırlayamadım o süreyi. O zaman zarfında çıkış yok. Neden? Çünkü sınavdaki öğrencilerin dikkati dağılmasın diye. Ay hiç böyle bir yerde fark etmemeniz gerekiyor. Gitmeniz gerekiyor. Ben geçemiyorum çünkü. Geçebilir miyim ki? Biraz bekleyelim. Risk almayalım. Şimdi sürter mürter. Dolayısıyla kızımızın bayağı modu düşüktü. Hocam dedi ben dedi dikkatim bayağı dağıldı. Çözme isteğim gelmiyordu. Geçemeyeceğim çünkü. Bugün LGS, evet. LGS'ye girecek öğrencilere başarılar. Biraz trafik var çünkü. Ben bilinçli olarak kornaya basmadım ki panik manik olmasınlar. Ne diyorduk biz en son? Dikkatim dağıldı. Kafama göre bir yerden devam edebilir miyim? Kafam dolu benim hala ya. Ben kafam... Arkadaşlar bu 2 haftadır müthiş. Yani az iş yapıp çok yorulduğum bir dönem. Niye böyle bilmiyorum. Yani oturmak bana yaramıyor. Benim hareket halinde olmam lazım. Benim oraya buraya koşmam lazım. Anca öyle kafam güzel oluyor. Yani yerinde oluyorum. Gözetmenlikte de aralıksız 14. gün olacak herhalde bugün. Habire sınav boyunca oturdum. Neyse tekrardan sınava gidelim, dönelim. İşte alerjisi olan öğrenciden bahsettik. O biraz sorun yaşadı. Kediden korkuyorum deyip panik yapan öğrenci vardı. Kediyi çıkarttırdı bana. Ondan sonra ne oldu? Ha, ben kahve içmeye gitmiştim. Hatırladım. Tamam oldu şimdi. Kahve içmeye çıkmak için çıktığımda işte o LGS öğrencimi gördüm. Geçmişte LGS olup şimdi üniversite sınavına girecek olan öğrenci tıp istiyor bu arada. İnşallah gönlümce olur. Sonra onunla hadi gel senle kahve içelim deyip aldım onu götürdüm. Kahve içmedik. Ama sıcak çikolata çok iyi geldi ikimize de. Bayağı bir modumuz yerine geldi. Biraz havadan sudan muhabbet edince mesela o da pasaportuyla gelmiş. Kimliğini bulamamış. Bunların şeyini önceden yapın yani. Sınavda kimliğiniz olsun, sınav giriş belgeniz olsun, yerinizi bilin, sınav salonunuzu bilin. Hatta geçtiğimiz haftaki Aydın Üniversitesi'ndeki gözetmenlikte bir tane öğrencinin sınav giriş belgesi bizim sınıftan çıktı. Başka bir öğrenci onun sınav giriş belgesini alıp üst üste koyup getirmiş. Ben sanıyorum ki 2 tane getirmiş alttakiyle beraber. Biz onları kontrol etmek gerekiyor. Dolayısıyla sınav giriş salonunuzu falan iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Yani mümkünse sınavdan önce gidip görmenizde fayda var. Değilsiniz.
sınav günü erkenden gitmek gerekiyor. Çünkü trafik olabilir, yolu karıştırabilirsiniz. Ki benim böyle geçmişte avukatlarım var. Hiç unutmuyorum. Kamu personeli seçme sınavına ailem girmemi istemişti ve ben de onları kırmayayım diye gireyim dedim. Yani bana göre değil de o ayrı mesele. Neyse sınava girdim. Sınav nerede? Sınav yerim... sınav yerimi de hatırlamıyorum. Avcılardaydı. Ben tuttum taksiyi. Giderken ne kadar, dönüşte ne kadar? İşte küsuratlı yazabilir. Dedim o zaman tam alacaksın benden ki parayı bozmayayım. Çünkü bozuk parayla sınava giremiyorum. Kağıt para üzerinde kalması gerekiyor. Ya alacaksan benden işte bozukluğu tama dönüştürecek şekilde tam katını alacaksın. Ya da ay aşağıdaki girişten girmem gerekiyordu. İnip yürümek istemiyorum. Gidip buradan dönecek miyim? Meryem nasıl böyle bir şey yaparsın? Neyse döneceğim arkadaşlar. Bu sefer o farklı girişten gireceğim. Dün şu ilerideki girişten girdim. Bayağı bir yol yürüdüm üniversitenin içinde. Bugün onu yapmak istemiyorum. Biraz dolanacağız. Gene söyleyeceğimi unuttum. Ben dinlenememişim ya. Vallahi bu benim modumu düşürse de yapacak bir şey yok. Neyse. Normalde buradan giriyoruz. Girsem mi acaba buradan? Yok ya, aşağıdan gidelim. Bunu denedik, bunu biliyorsun. İşte buradan girebiliyorsun. Neyse, geçmişten bir öğrenci de işte kimliğini kaybetmiş. İşte yok bir daha gazeteye ilan verecek, yok bir daha çıkaracak falan. Bunlar bir ton katılı, stresli işler. Gençlerin stres yönetimini öğrenmesi için bu sınavlar birazcık antrenman yaptırsa da gerçekten yani sıkıntılı bir sınav. Hani tamam, evet. Çok fazla öğrenci sınava giriyor. Onun heyecanı var. Ama istediğiniz bölüme girebilmek için de bayağı bir iyi ortalama yapmanız gerekiyor. Ay ben buradan bir de böyle böyle dönecek miyim? Of, şu an tam olmam gereken yerde olmam gerekiyor. Ama yolu karıştırdığım için dolanıyoruz. İşte bu yüzden erkenden çıkmakta fayda var. Biz şuradan ana sokaklara gireceğim. Fıt fıt fıt. Bir O çizip geri geleceğim. Sonra aşağı gidip bir daha O çizeceğim. Buradan girersem buradan çıkamam. Sonrakinden gireyim. Böyle dönüş yapıp buradan çıkayım. Evet. Bu arada kanalda öylesine çektiğim ayaküstü özel dersteyken bir öğrencinin arkadaşı öğrenciye mesaj attı. Çok pardon. Tamam ben de iyi olabilirim. Özel dersteyken öğrencimin arkadaşı mesaj attı hani sınavda ne çıkacak diye. Ayaküstü onda böyle Pisagor'la ilgili birkaç bir şey anlattım. Arkadaşlar bir günde 1000 mi 2000 mi ne izlenmiş. Yani hiç izlenmez dediğim amatör çekimi yaptığım video izlenmiş. Sonra bir gece dersten dönüyordum. İşte bir tane okul servisinin arkasındaki arka sözü, kamyonların arkasında yazılan sözler gibi böyle atardı giderdi. Onu beğendim böyle, onu da böyle çok belirgin de değil yani böyle araç hareket ediyor ama yani çok belirgin de değil. Onu takip edeyim dedim. Takip ederken o da işte 10.000 mi ne falan izlenmiş. Short videosu. Yani benim kanalımda daha mantıklı içerikler var. Yani dergiler okuyorum, bilimsel şeylerden bahsediyorum. Onlar neden izlenmeyip gidip böyle ayaküstü hiç önemi olmayan özensiz şeyler izlenmiş. Onu çok bir anlayamadım. O da YouTube'un değişik bir algoritması. Ama kanalımız her gün ortalama 10 kişi gelecek şekilde büyüyor. Bir de şu ana kadar 6 yıldır bu kanal var. 2 kere dikkatimi çekti. Takipçi sayısı bir gün 2, bir gün 1 kişi gitti. Aramızdan ayrılan arkadaşlar geri dönün. Niye gidiyorsunuz? Yani üzüldüm mesela. Gelen takipçiye sevinmektense giden niye gitti diye düşünmeye başladım. Bu noktada bu arada herkese söylüyorum. Diyorum ki bakın eleştirin bu kanalı diyorum. Hani bu kanalı eleştirirseniz bu kanal böyle kendi geliştirebilir vesaire. Kimse eleştirmiyor. Herkes güzel şeyler söylüyor. Söyledikleri şey de işte ışıktır, sestir vesairedir. Bu konudan dem vuruyorlar. Ama işte konsept bu yani. Araba konsepti. Arabada giderken video üzerine çekmek ya da işte sabit bir yere çekip onun üzerinde konuşmak. Çünkü daha kolayıma geliyor. Alıyorum, çekiyorum. İşim bitince şılaks diye YouTube'a atıyorum. Hiç edit, montaj vesaireyle uğraşmıyorum. Evet, şu an mesela girmem gereken girişin yolun öbür tarafına geldim. Gidip dolanıp alt girişten gireceğim. Ondan sonra sınavla ilgili işte dün iki öğrenci sınava girememişti dedik.
sınavdan erken çıkmak zorunda kalan bir öğrenci vardı. Çünkü dikkati dağılmıştı. Aklı karışmıştı. İşte hocam diyor, dikkatim öyle bir dağıldı ki öndeki çocuğun ayağını sallamasına odaklandım. Öbürünün masaya tıklatmasına odaklandım. Vesaire vesaire böyle şeyler de yaşandı. Sonra ne oldu? Sonra gençler sorularını çözdü. Sınav bitiminde çöpleri toplattırdım. Kimliklerini aldırdım. Ve gittiler. Bugün de AYT olacaklar. Dün temel yeterlik testine girdiler. Bugün de alan yeterlik testine girecekler. Of ya, bayağı dolandım ya. Böyle olmaması gerekiyordu. Tamam, şimdi bu sınavla ilgili birazcık konuştuk. Kırmızı ışığa sorular gelmiş. Bizim aktif birkaç izleyici var. Onların sorularını bilinçli olarak bekletiyorum ki ayrı bir video yapabilmek istiyorum. Bir tanesi erken evlilik üzerine, bir tanesi aile için motivasyonun kırılması üzerine, bir tanesi de KPSS'ye hazırlanan bir arkadaşımız var. Adaşım olur kendileri. Buradan ona selamlar gönderelim. O da bayağı bir üç kere mi ne denemiş sınavı ama istediği başarıyı elde edememiş. Yani geleceğiniz başkalarının ellerindeyse arkadaşlar, o geleceği çok da onlara şekillendirmemek lazım temalı bir şeyler söylemek isterim. Onun dışında özlemişim ya, böyle kameranın karşına geçip konuşmayı. Diyeceksiniz ki bu ne artistik şeyler. Ya 2 hafta oldu ara verili ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani odaklanamadım yani. Hem gözetmenlik hem içerik üretmek beni çok yordu. Dinlenemediğim bir süreçten geçtim. Sınav yaklaşıyor. Hem TYT, AYT hem LGS. Dolayısıyla özel ders talepleri bir anda artmaya başladı. Ona koş, buna koş. Benim artık böyle eve gidip hani yemek yiyip uyuyorum. Sabah erkenden kalkıp duşumu alıp artık güne başlıyordum. Hani duş alacak vaktim bile olmuyordu. Öyle bir süreçten geçtim. Yorucuydu. Mental olarak da yorucuydu. Ama çok şükür, yani çok şükür diyorum hep. Hiçbir kurumun yapmayacağı güzellikte yardımlar yapıyor bizim kurum. O yüzden patronlarımdan çok memnunum. Allah herkese benim patronlarımdan nasip etsin. Çünkü şartları baştan çok net konuşuyorlar ve gerçekten mağdur etmeyecek fiyatlarla hocalarına destek çıkıyorlar. Devalüasyon vesaire olduğunda da hemen ona da bir zam yapıyorlar. Yani şey, mesela diğer kurumlarda çalışsın, işte geçsin. Hani ben kendi kurumuma kalkındayım, kendi kazancıma odaklanayım gibi bir atmosfer varken, benim patronum eğitim çıkışta olduğu için ve eğitim çıkışlarının öğretmenlik yapmasını istediği için çok doğru tespitleri var. O konuda çok şanslıyım. O yüzden çok şükür, yani sonuçta güneşin altında çalışmıyorum. Çapa yapmıyorum ya da ne bileyim ağır bir yük, eşya bir şey taşımıyorum. Hani ne bileyim, mesela bizimdeki kasiyerlere bakıyorum. Hakikaten çok zor iş. Çok çok zor iş, yani müthiş bir sabır gerekiyor. Öyle bir şey yapmıyorum. Duruyorum, sadece gençlerin başına optik mi dağıtmam gerekiyor, dağıtıyorum. Peçetemi istiyor, öyle his veriyorum. Camımı açmam istiyor, açıyorum. Yani bu tarz şeyler yapıyorum. Dolayısıyla yorucu şeyler değildi. Şimdi Zaim girişi, gidip buradan döneceğiz. Oradan fık diye inşallah bu sefer gene kaçırmam. Kaçırsam rezalet, zaten geç kaldım. Of ya, ben normalde dakik bir insanım. Mümkün mertebe böyle varmam gereken yere birkaç dakika önce varırım. Ama ne zaman artistik yapsam tam vaktinde varacağım dediğim, böyle kastığım kendi durumlarda aklım karışıyor, bir şey oluyor. İşler sarpa sarıyor. Şimdi buradan dönelim. Evet, buradan dönelim. Az kalsın dönüşünü kaçırıyordum. Bunlar hep mental olarak zihin yorgunluğum arkadaşlar. Yani benim kafam çok dolu. Dolu olmasının sebeplerinden biri de benim normalde dil okulum Haziran ortasında başlayacaktı. Çat diye birine, ikisine çekmişler. Öyle bir sürpriz yaşandı. Böyle sürprizlerden hiç hoşlanmıyorum böyle. Çünkü ben kendimi Haziran ortasına göre ayarlamışım yani. İşlerimi ona göre yapmışım. Kalka patronuma, abi senle böyle anlaştık ama işte benim kişisel meselelerimden ötürü erkenden son hafta gelemeyeceğim diyemem. Nasıl diyeyim bunu adama? Sonuçta adam da bir şeyleri koordine etmiş. Zaim girişi ileride olacak. Evet. Zaim Üniversitesi'ndeyiz. O şimdi asker filmi sanırım burada çekilmişti, Zaim Üniversitesi'nde. Öyle bir dedikodu duymuştum ben. Bahçesi falan çok güzel. Ama artık hep yabancı öğrenciler var. Yani ben mesela plakalara bakıyorum. Full yabancı. Hani o kadar akademisyenin hepsi, hadi akademisyen olsunlar, hepsi mi yabancı olur? Düşününce hepsi akademisyenlerin hepsi yabancı değildir. O zaman öğrenci ağırlıklıdır. Böyle Araplar falan var. Yani bilmiyorum.
Tadında olsaydı yeri ve güzel olabilirdi de biraz abarttılar sanki ya. Neyse, siyasi meselelere girmeyelim. Girersek çıkamayız. Hayda, bir ışık daha. Of. 6 dakikadır geciktim. Neyse, dolayısıyla ilk kursumun ilk haftasına gidemeyeceğim. Yani çalışıyorum çünkü. Sonra bana dediler ki biz sorumluluk alıyoruz. Özel derse senin eksini kapatacağız. Zaten geçmişin tekrarı vesaire olur. Yani bir şey böyle tadında başlamak, güzel başlamak istedim ama nasip olmadı. Kendim için yaptığım bir şeydi. İşte vardır bir hayır deyip çok da canımı sıkmak istemiyorum. Öyle bir şey. Okumam gereken şeyler birikti. Çalışmam gereken şeyler birikti. Akabinde ekstradan başka bir eğitime başlayacağım bugün. Bugün onun oryantasyon şeyi vardı dersi. Evet. Bunu da hatırladığım gibi oldu. Aa, bu bizim hoca olabilir. Beyaz plakalı. Beyaz plakalı ne ya? Beyaz bir araç. Uzaktan göremedim. Bakalım bakalım. Bu girişte ilk defa bulunuyorum. Vallahi mis gibi. Misafir ve öğrenci otoparkı. Aa, güvenlik vesaire. Hiçbir şey yapmadım. Çukura girdim. Who is this? İstanbul Zahim. Ha, Volkan Hoca. O zaman ben de oraya park edebilirim. Kaydı başla. Günaydın. Araçla mı? Araçla mı? Nasıl çıkacağım? Direkt buradan. Evet, oradan direkt çıkıyorum. Tamamdır hocacığım. Teşekkür. Sınavımız vardayım. Ben kapı görevlisi olduğum için buraya park ettim. Okey, tamamdır. Yukarı kadar yukarıdaki otoparka park ettim. Tamam, görüşürüz hocacığım. Sağ olun. Yaşadım. Gitmeyeceğim. Günaydınlar. Sınav görevlisiyim de ben. Hoş gördük. Sınav görevlisiyim de. Evet evet. Volkan Meryem, Meryem Kara. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bizim öğrenci ama tanımıyorum. Bu yüzden arabamı alamam. Bu çok iyi oldu. Yürümeyeceğim. Aha benim bina. Aha bizim hocaların arabaları. Mis. Çiçek gibi oldu. Ahmet Hoca. Buradaki Ahmet Hoca mı? Sedat Hoca galiba. Sedat Hoca. Evet. Günaydın. Şuraya park edeyim diye hızlı geldim. Artistik yaptım. Hızımı alamadım. Şimdi geri gitmek zorundayım. Ben çok akıllı bir insan olduğum için diğer girişe gittim gene. Sonra dedim ki bu zeka fazla. Yolda harcamam lazım. Aynen. Volkan Hoca'yı gördüm. Aşağıda o yönlendirdi. Yoksa daha aşağıya bırakıyordum. Evet. Ben o girdi hemen arkasından ben girdim. Evet. Öyleydi. Arkadaşlar bu videoyu atayım, siz izleyin, ben orada başka videolar çekeyim.